İyi akşamlar, Gündem Emek programıyla karşınızdayız. Ülkemiz aslında yaz aylarına sıcak bir Haziran'la girmişti. Gezi'den 2 yıl sonra bu kez işçiler yaza damgasını vurmuştu. Bürokratik sendikal saltanata ve mesin dayatmalarına isyan eden on binlerce metal işçisi olmaz deneni başarmış ve 40 günü aşan bir mücadeleyle adeta fabrikaları sallamıştı. İşçiler deyince elbette iş cinayetleri, taşeron çalıştırma da geliyor akla. Soma katliamı davası sürüyor bir yandan. 301 madencinin göz göre göre ölüme gönderildiği katliama ilişkin görülen her bir duruşma itiraf niteliğinde. Bugün Gündem Emek'te işçiler var stüdyomuzda. İstanbul'da farklı iş kollarından gelen işçi arkadaşlar var yani. Onlarla sınıfın gündemini, emekçilerin ekmek davasını konuşacağız elbette. Çünkü savaşın, çatışmaların, silahların gölgesinde emek gündeminin geriye atılmasına göz yumulamayacağını düşünüyoruz. Hem ülke içeride hem de dışarıda hızla savaşa sürüklenirken, cenaze törenlerinde hükümete öfke artarken aydınlar konuşuyor, akademisyenler konuşuyor, sanatçılar açıklamalar yapıyor. Peki ya işçiler ne diyor? Fabrikalarda neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Bu soruların cevabını dinlemek için konuklarımızla konuşacağız. Hemen tanıyalım onları. Taylan Polat, Az Plastik Ambalaj işçisi, hoş geldiniz yayınımıza. Ulaş Can, İmes işçisi, hoş geldiniz yayınımıza. Ali Faik Küçüker, hoş geldiniz yayınımıza. Virevalf işçisi. Sedat Yeşilköy, hoş geldiniz yayınımıza. Bedaş Tesiş, iş yeri baş temsilcisi. Serkan Tan, tersane işçisi, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi şuradan başlayalım istiyorum. Sedat Bey, size soralım. İlk sorumuzu, konuşacak çok şey var. Arkadaşlar da farklı iş kollarından stüdyomuza konuk oldular. Türkiye'de 7 Haziran seçimlerinden sonra adeta çatışmalı bir sürece girdik denilebilir. Hükümet kanadından operasyonlar son terörist öldürülünceye kadar devam edecek açıklaması geliyor. Ama bir yandan da barış çağrıları yükseliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu atmosferi? Yaşam alanlarınızı nasıl etkiliyor? İş yerlerinde nasıl konuşuluyor? Gündem gerçekten çok acı bir gündem. Sonuçta insanlar ölüyor. Karşılıklı ölüyorlar yani. Çatışmalı bir ortam ve gergin bir ortam. Sürekli gerilen insanlar. İstanbul'da özellikle yaşam alanlarında işçiler işe gidip gelirken de çalışırken de sürekli bir gerginlik içerisindeler. Bu süreç tabii ki 7 Haziran seçimleriyle, özellikle hükümetin bir yenilgiyle çıkmasıyla beraber sadece belki bir intikam duygusu da değil, ekonomik dar boğazınla getirdiği, özellikle çünkü son dönemlerde ekonomik veriler de iyi değildi. İşçiler huzursuzdu. İşçiler sürekli bir talep içerisindeydi. Ve bu sandığa da yansıdı sonuçta şey olarak. Hükümete karşı bir tepki olarak da sandığa yansıdı. Tabii bu hükümetin bir krizi baş gösterince de bu krizden de her zamanki gibi savaşla çıkmayı tercih ettiler. Çünkü biz biliyoruz yani 90'lı yıllarda da bu şekilde gerçekleşmişti. Özellikle 87-88 bahar eylemlerine artan işçi sınıfı hareketi ve talepler üzerinde devam eden işçi sınıfı hareketiyle 90'lı yıllarda savaşın hat savaya çıkartılması, hatta psikolojik kirli nasıl derseniz bile, bu daha sonra bütün işçi sınıfının hak kayıplarına kadar gitti. Sendikalar küçültüldü. Toplu iş sözleşmeleri neredeyse sıfır zam veya onun altında zamlarla bağıtlandı. Yani bu savaş ortamı açıkçası işçilerin ekonomik anlamda da, hak anlamında da kayıpları anlamına geliyor. Evet, size de aynı soruyu yönelteyim ben Serkan Bey. Siz neler düşünüyorsunuz? Yaşanan bu son gelişmeleri nasıl tartışıyorsunuz iş yerinizde ve nasıl konuşuyorsunuz? Ya aslında şöyle yani her şimdi 7 Haziran'a kadar her şey iyiydi. Hükümet genelde hep iyi açıklamalar yapıyordu. İşte HDP'yi bir kenara bıraksak işte CHP ve MHP sanki çözüm sürecinin karşısındaymış gibiydi. Ama 7 Haziran'dan sonra her şey değişti. CHP'nin de yani sonuçta destek veren açıklamalar daha yoğun bir şekilde geldi. Bu sefer hükümet tam tersi açıklamalar yapmaya başladı. Şimdi şöyle AKP'li işçiler de dahil yani sonuçta birçok işçi kendi bulunduğu veya desteklediği partinin ağzından elbette konuşuyor ama şöyle bir şey de var aslında. Kendileri de inanmıyor. Yani AKP'li olan işçiler bile şunun farkında aslında. Yani bu savaşı AKP'nin başlattığını, Tayyip Erdoğan'ın başlattığını düşündüklerini aslında biraz tartıştıktan sonra
ortaya koyuyorlar. Yani kimse için de sır değil aslında. Yani durup dururken neden 7 Haziran sonrası böyle bir şey oldu? Yani herkes de aslında bunun farkında. Kimisi utangaçça, kimisi açıkça söyleyebiliyor bunu. Bizler aslında bence şey değil, yani halk için de çok sır değil. Aslında biraz burada, bilmiyorum onu şimdi mi konuşuruz ama çözüm isteyen partilerin aslında daha sesinin gür çıkması gerekiyor. Yani evet, bunları işi konuşuruz ama günlük hayatınızı nasıl etkiliyor bu savaş ve çatışma ortamı diye sorayım. Ya işçiler aslında şeyden, hem patronlardan hem hükümetten gerçekten de daha şeydir. Yani işte son biliyorsunuz bu görevi bırakmak zorunda olan bakanların, yani milletvekili seçilmeyen bakanların paraları ödendi takdiye. Emin olun işçiler olsaydı o parayı almazdı. Yani utanırlardı. Yani şimdi savaş demek aslında çatışmaların artması, işçilerin o aslında yoğunlaşan, sonuçta çok ciddi gerçekten de işçiler yoksulluk içerisinde, birçok işçi borç içerisinde. Yani bu sır da değil, gizli bir şey de değil. Hükümetin kendi rakamları da aslında söylüyor bunu. Tartışıyor işte, metal grevi aslında bunun çok açık göstergesi veya çeşitli fabrikalarda bir şekilde bu açığa çıkıyor. Veya bir tersanede bunu çeşitli biçimlerde dillendiriyorlar. İşte 2008'de bir kriz oldu. Tersanelerde halen daha benzer ücretlere işçiler çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi savaş, çatışma olduğu sürece de çok aslında o kendi gündemleri de bir yerde hasıraltı oluyor. Çünkü iş, yani ortada bir savaş varken işçilerin kendi emek mücadelesini yürütmesi de gerçekten de zorlaşıyor. Güçleşiyor. Yani patronlar hemen işte veya hükümet, bak savaştayız, işte çatışmalar var, siz bunu mu düşünüyorsunuz gibi bir tersi bir propaganda algısı geliştirme açısından, onlar açısından bulunmaz bir fırsat da aslında. Evet, tekrar döneceğim size. Şimdi sağ tarafıma döneyim. Size sorayım Taylan Bey. Az plastik ambalajda nasıl yankı buluyor bu ortam şimdi, diye soralım. 7 Haziran öncesine kadar dışarıda nasıl ortam gerginse iş yerinde de öyle gergin oluyordu. Çünkü hani ana akım medyada ne çıkarsa, Cumhurbaşkanı ve Davutoğlu Başbakan ne söylerse iş yerinde aynı cümleler tekrarlanıyor. Hani aynı öfke iş yerinde de oluyor. Sonuçta Kürt ve Türk işçiler var aralarında. Hani PKK o zamana kadar bir saldırı gerçekleştirmemişti ki şimdi de gerçekleştirdiğini pek sanmıyorum ben. O zaman Cumhurbaşkanı ne kadar öfkeli konuşursa, mesela HDP karşı, tabii ki HDP karşı saldırılar, Adana'da, Mersin'de saldırılar olurdu. Polislerin saldırısı, eylemlere giden insanlara saldırı, gözaltılar. Aynı konuda, aynı tarzda iş yerinde de bir gerginleşme oluyor, bir kutuplaşma oluyor. Hani Davutoğlu ne derse aynısı iş yerinde tekrarlanıyor. Ben mesela tartışıyorum. 2 yıldır aynı yerde çalışıyorum, aynı iş yerinde çalışıyorum ben. 2 yıl öncesine kadar, belediye seçimlerine kadar 110 kişi varsa fabrikada 80-90'ı AK Parti'ye oy veriyordu. Ve hepsi birlik oluyordu. Yani herkesin ağzından çıkan kelime aynıydı. Ama şu an gelinen sürece bakıyorum, o 80-90 kişiden bir 30-40 kişiye düştü neredeyse AK Parti'ye oy veren ve inkar ediyorlar ben oy vermedim diye. Hani çünkü gerçek yüzlerini görüyorlar. Hani ben konuşuyorum. Hani ne veriyor size AK Parti? Bir işçi sınıfına ne vermiş? Hani işçiye ne vermiş? Bir emekçiye ne gibi hak vermiş? Hiçbir şey yok. Ama malum gazetelerde, malum televizyonlarda çıkan ne haber varsa aynısını bana söylüyorlar. Hani benim istediğim cümle, hani barışa dair ne gibi bir adım attılar? Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili çok sert açıklamaları oldu. Çözüm sürecini buzdolabına koyduğunu da söyledi. Ve teröre karşı da mücadeleyi, operasyonları sürdüreceğini, silahın devletin bir enstrümanı olduğunu söyledi. AKP'li emekçiler üzerinde bunlar çok da fazla aslında etkili olmadı. Gerçekleri görüyor mu diyorsunuz? Tabii ki gerçekleri görüyor. Özellikle son zamanlarda asker cenazelerinde ailelerin verdikleri tepkiler işlerin üzerinde bayağı bir etki oluyor. Çünkü hani benim bulunduğum fabrikada genel olarak işçiler az önce de söylediğim gibi hep milliyetçi olduğu için, hep aynı yerden geldikleri için insanlar bu defa hani o aileleri de görüyor. Ailelerin verdikleri tepki onlarda bir etki oluşuyor. Hani onlar da artık anlıyor neyin bir savaş olduğunu. Hani kimlerin çıkardığı savaş. Hani bu savaş ne için? Evet. Onlar da artık farkında, hani 7 Haziran'ın intikamı bu savaş. Yani onlar da artık farkında ve kendi aralarında tartışıyoruz. Kendi aramızda zaten tartışıyoruz sürekli. Ve bu sonuca varıyoruz. Hani ben bir ilerleme görüyorum. Hani bir bilinçlenme görüyorum ben fabrikamızda. Peki sizin günlük hayatınızı nasıl etkiliyor bu çatışmalar? Günlük hayat, zaten iş yoğun geçiyor. Hani 12 saat çalışıyoruz. Yolumuz uzun. İş yerine yolumuz uzun. Hani onun baskısı var. Patronların baskısı var. İş yeri ayrı bir dert. Bir de televizyona geçiyoruz. Televizyon izleyelim diyoruz. Hangi kanal açarsak
Cumhurbaşkanı ve Davutoğlu çıkıyor. Hangi kanal açarsak serviste radyo dinliyoruz. Aynı keza yine Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı. Hani insanda moral kalmıyor. Hani gerçekten hani yaşantımızı çok etkiliyor. Zaten bir savaş çıkarsa, ki savaş çıkmadan biz bu haldeysek, hani evimize bir et alamıyoruz, bir tavuk alamıyoruz. Hani yiyecek bir şey alamıyoruz. İnanın sebze meyve alamıyoruz yani. O dereceye geldik. Bir de savaşın çıktığını düşünün. Hiçbir şey alamayacağız. Hani dolar zaten 3 liraya dayandı. Dolar gelmişken bu duruma, yani TL düşüyor, lira düşüyor, Türk lirası. Değerimiz gitgide gidiyor. Zaten asgari ücret olarak çalışıyoruz. Hani aldığımız para zaten ortada. Ev kiraları, İstanbul'da kiracıyız. Hani yol parası, bilmem ne parası. Yani savaş da çıkarsa biz herhalde sürünürüz diye düşünüyorum. Ki zaten şöyle, yakın zamanda çıkan savaşları görüyoruz. Hani ülkeleri, iç savaş çıkan ülkeleri görüyoruz. Suriye'sini, İran'ı. Yani oradan da aslında ders almamız gerekiyor. Evet. İşçi emekçi olaraktan. Ben bu durumda barış bloğunu çok önemli görüyorum. Hani onun genişletilmesini düşünüyorum. Konuşacağız ben. Uzun uzun. Tamam. Şimdi Ulaş Bey, size söz vermek istiyorum. Ekmek mücadelesi mi, demokrasi mücadelesi mi, yoksa ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütün mü? Aslında ayrılmaz bir bütündür ekmek ve demokrasi. Yani şöyle biraz hani iş yerim ve havzamızdaki olan tartışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi iş yerimizde tabii 7 Haziran'a kadar hani bir çatışmasızlık süreci güzel işliyordu. Yani işçiler arasında hani güzel bir dayanışma. Hatta AK Partili bir işçi arkadaşımız geldi, beni tebrik etti. Yani dedi hani kutlarım dedi. Gerçekten hani emeğinize sağlık falan diye böyle bir tepkisini dile getirdi. Teşekkür bile etti. Yani anlatıyoruz iş yerinde. Şimdi tartışmalarımız yani 7 Haziran... Bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bizim iş yerimizde de benim hemen aynı yerde çalıştığım arkadaşlarım AK Partili ve MHP'li olup hem de koyu bir şekilde olup HDP'ye oy veren insanlar oldu bu 7 Haziran'da. Hı hı. Ve çok gönül rahatlığıyla verdiler. Hani gerçekten de çok da mutlular, hala da vereceklerini söylüyorlar yani, onun arkasındalar yani. Hani bir not düşmek istedim. Aynen. Bizim iş yerimizde de yani arkadaşların tarif ettiği gibi tartışmalar sürüyor. Tabii 7 Haziran'a kadar çatışmasızlık süreci yaşanıyordu. Ondan sonra ne oldu da yani bu çatışmalar falan yaşandı? Bizi de çok kötü bir şekilde etkilemiş durumdadır. Yani iş yerindeki arkadaşlarımızla tartıştığımızda bu ön plana çıkıyor. Yani hatta bakanların şehit cenazelerini işte hani 400 milletvekili verseydiniz başkan olsaydı gibi tepkiler, söylemler hani bir kutuplaşmayı aslında hedefliyordu. Zaten AK Parti'nin de iktidara geldiği günden beri yani bunu hedefleyerek hani kutuplaştırıyor, adım atlıyor. İşçileri işte grevdeyse Kürttür, Türktür yani 90'lı yıllardan sonraki bugünümüzde bile hala bu şekilde ilerliyor. Yani ne diyor peki işçiler? Diyor ki şu an mesela iş yerinde o beni tebrik eden arkadaşım benimle yani sohbetimi kesmiş durumda. Yani biz aslında aynı kaderi yaşıyoruz. Yani orada işçiyiz, emekçiyiz. Yani tartıştığımızda bunu gerçekten görmemiz gerekiyor. Yani kendileri de görüyorlar, arkadaşlarının da tarif ettiği gibi. Kendileri de zaten görüyor. Hani bunu inkar edecek durumda değiller. Ama bunu nasıl başaracağız? Yani hani o tepkimizi nasıl bir şekilde araya getireceğiz? İşte hani fikrimiz doğrultusunda, ne bileyim hani demokrasi alanında, ekmek mücadelesinde bir şekilde az önce tarif ettiğimiz gibi ayrılmaz bir parça dedik. Şimdi bu neden ayrılmaz bir parça? Şimdi bizim ilerleyebilmemiz için, işçiler, emekçiler olarak ilerleyebilmemiz için hani demokrasi mücadelemizde ya 40-50 yıldan beri süren bir mücadele, hani bir katliam, bir savaş verilmiş. Şimdi gelinen noktada çözüm süreci sizin de tarif ettiğiniz gibi rafa kaldırıldı, buzdolabına kaldırdı falan gibi söylemler artık bizi direktmen şeye götürüyor. Yani hani savaş durumunu aratır durumu. Zaten biz savaş ortamını yaşıyorduk yani işçiler, emekçiler olarak. Evet. Biraz belki hani dağıtarak gidiyorum konuyu ama savaş dönemini yaşıyorduk. Açlık sınırının altında yaşamamız hep bu sebeptendir yani. Savaşın işte hani dünya egemenlerinin bize sunduğu dünyadan en işte... En büyük bütçe savaşa ayrılıyor. Savaşa ayrılması yerine işçi ve emekçilerin hakları, emeklerinin karşılığı verilse böyle sıkıntılarda yaşamayacağız diyorsunuz. Sıkıntılar yaşanmaz ama biz gerçekten hani onun da kalıcı olmasını istiyoruz. Yani hani 40-50 yıldan beri sürmüş bir şekilde artık... Artık bitsin diyorsunuz. Artık bitelim diyoruz. Evet, Ali Bey, size de soralım.
Siz Vira Varfit'te çalışıyorsunuz. Vira Varfit'te durum nedir? İşçiler bu durumu nasıl tartışıyorlar kendi aralarında ve işçilerin hayatına, gündelik yaşamına nasıl etki ediyor bu savaş? Şimdi tabii savunanlar da var. Arkadaşların dediği gibi AKP'li olup bu işi savunanlar var. MHP'li olup savunanlar var. Hani devletin yaptığı bu tür katliamları devlet yanlış yapmaz diyenler var. Yani onu onaylayan insanlar var. Karşı duranlar da var. Bu işlerin böyle olmaması gerektiğini. Bu işlerin böyle olmaması gerektiği noktasında işin esasında biz güçlü olursak, biz yan yana gelirsek, işçiler, emekçiler, yoksullar, şeyinde biz yan yana gelir. Bu iş daha ileriden örersek, ileri işçiler olarak işçileri örgütlersek bu iş daha ileriden çözülür. Yoksa başka türlü bugünkü siyasi iktidarlarla bu işi çözmemiz mümkün değil diğer yanıyla. Hani 7 Haziran'dan bugüne işin esasında 7 Haziran'dan önce başladı. Bu adım adım bir yerlere doğru gitti. Hani Kabataş mutabakatı mesela 10 maddelik bir anlaşma yaptılar. İşte ben o resmi, o fotoğraf yanlış dedim Erdoğan. Arkasından çıktı işte 400 milletvekili verin bu iş bitsin, işte ben başkan olayım. 7 Haziran'da istediğini alamayınca bu sefer çözüm süreci de, Kürt sorunu da işte çözüm sürecini rafa kaldırdı. Kürt sorunu yoktur dedi. Ki arkasından Suruç katliamıyla beraber bu çatışmaların bir nevi şeyi oldu. Daha önceden de denediler bunu işte Adana'da, Mersin'de, seçime 2000 kala Diyarbakır'da. Buralarda amaçlarına ulaşamadılar. Ama Suruç'ta amaçlarına ulaştılar. Tabii şimdi ölen gençler kim olursa olsun, ister gerilla, ister asker, ister polis fark etmiyor arkadaşlar. Bunların tümü sonuçta bizim insanlarımız, yani işçinin, emekçinin çocukları, hiçbir tane vekil çocuğu mesela ölmüyor bu savaşta. Bir tane genelkurmaydan ya da askeriyeden bir tane kimsenin çocuğu ölmüyor. Ya da villalardan bir tane cenaze kalkmıyor. Anadolu'dan kalkıyor. Yoksuz insanların çocukları ölüyor. Yani şimdi diğerlerine baktığınız şeye baktığınız zaman çıkartılan yasada 18 bin lira parası olan insanlar çocuklarına bedenli askerlik yaptırdı ama işçinin, yoksulun, köylünün 18 bin lira verecek parası yok. Onların çocukları ölüyor bugün. Evet. Ve Cumhurbaşkanı hala şunu söyleyebiliyor yani. Bu topraklar kanla yıkanacak. Kimin kanıyla yıkanacak? Madem ki bakan şunu söyleyebiliyor ya da şehit olmak istiyorum. O zaman cepheye gitmen lazım. Bakanlık koltuğunda oturarak şehit olunmuyor. Yani. Sırla araçlarla oturarak yani, değil. Evet, asker cenazelerinde de zaten şimdi, çok fazla öne çıkıyor ona, yoksul çocuklarının hani hayatını ona, kaybetmesi. Ona şeyde mesela tepkiler de arttı. 90'lı yıllarda mesela ölen aileler şunu söylüyor. Vatan sağ olsun. Bugün vatan sağ olsun diyen çok evet. fazla şehit yakını ya da çocuğunu kaybetmiş insan yok. Sonuçta onun vatanı evladıdır. Bunları söyleyen, bu feryatları, tabii bu isyanları ki. Dile getiren asker yakınları hakkında da soruşturmalar tabii, ve tabii, soruşturmalar da başlıyor. Şimdi işte bu Bursa'da oldu, işte Osmaniye'de oldu, Adana'da. Evet. Ya şimdi bu tür şeyler de başlıyor. Hani bunları daha ileriden şey yapmamız için herhalde biraz sonra barış bloğu meselesinde daha detaylı konuşacağız. Evet, daha vaktimiz var, onları değerlendireceğiz. Eklemek istediğim konu var da şimdi artık bu söylemler yani sorgulamanın da ihtiyacıdır. Yani 90'lardan bu yana gelmiş. Evet hani 90'lı yıllarda az önce tarif edilen gibi vatan sağ olsun bugün öne çıkmamıştır. Hani bu gibi sloganlar hani böyle daha çok milleti kutuplaştırıcı işte böyle kan üzerinden siyasete dönüştürebilecek şeye dönüştürülmeden yani artık bir sorgulayacağı yani bu savaş artık kimin savaşı? Sarayın savaşı deniliyor, ne bileyim devletin savaşı deniliyor. Yani hiç kimse Kürt halkıyla birlikte hani Kürt halkına tepkisel şekilde yaklaşmıyor. Bu bence bizim hani işçilerin, emekçilerin az önce tarif ettiğimiz gibi birleşmesiyle, yan yana gelerek birleşmesiyle bu ön yargılar yavaş yavaş kırılmış. Evet, teşekkür olarak. Ediyorum. Ben bir ek daha yapayım da. Mesela şimdi burada bu Haziran seçimleri öncesi mesela Gezi'yi yaşadık Türkiye'de bir eğilim olarak. İkinci bir eğilim metal işçilerinin evet. direnişini yaşadık. Bir olayda 2,5 yıllık bu çözüm süreci denen süreçte Kürt siyasal hareketinin daha fazla kitleselleşmesini yaşadık.
Yani şimdi bu üç eğilimin birleşmesinin önünü kesmek için esasında siyasi iktidarın ve Türkiye'yi yöneten egemen güçlerin bu üç eğilimin önünü kesmek için bu savaşa ihtiyacı var. Diğer yanıyla baktığımızda. İktidarın bu savaşa ihtiyacı var diyorsunuz. Evet, Sedat Bey, tekrar size dönelim istiyorum ben. 90'lı yıllar çok konuşulan bir mesele zaten, ama o yıllarda aynı zamanda Türk ve Kürt işçiler arasında gerilimler yaşanmak istendi ve kısmen de bunun başarılı olduğu da söyleniyordu. Şimdi durum nasıl peki? İş yerlerindeki Kürt ve Türk işçiler arasındaki iletişim ağı nasıl, böyle bir ayrıma maruz bırakılıyor mu işçiler? Tabii 90'lı yıllarda daha genç işçiydik yani o yıllar içerisinde. Açıkçası o yıllar kötü yıllardı. İşçiler açısından da kötü yıllardı. Yani işte Kürt işçilerin iş yerinde Kürtçe konuşmasını dahi tahammül edilememezdik durumları vesaire vardı. Bizim açımızdan da bu meseleyi konuşmak, Kürt meselesini konuşmak, işte ulusların, onların bir özgürlük meselesini konuşmak da iş yerlerinde açıkçası çok zor. Biz bu çatışmalı ortama gelinceye kadar bu meseleleri yani işçi sınıfı bir nebze de olsa aşmıştı. İş yerlerinde artık o Kürt işçilerle Türk işçilerin ya da başka milletler işçilerin kaderlerin ortak olduğu kanısı açıkça daha fazla işçilerin hafızasında ve belleğinde yer etmişti. Özellikle genç kuşak işçilerin yani 90'lı 2000'li yıllardan sonraki genç kuşak işçilerin daha bu milliyetçilikten biraz daha uzak, daha sınıf, yani açıkça bir sınıf bilinci değil ama bir sınıf olabilme, bir sınıf olarak örgütlenebilme yolunda bir ilerleme kaydedilmiş. Özellikle bu son çatışmasızlık ortamıyla beraber bu çok daha belirginleşmişti. Tabii bugün gelinen süreç içerisinde belki bugün hala hazırda bu gerginlik tam net 90'lı yılların olduğu gibi tam net bir ayrışma değil belki şu anda ama işçiler arasında açıkçası bir gerginlik var. Yani sanki işçiler takip ediyor şu anda, bütün olan biteni takip ediyor ve kendileri yorumlamaya çalışıyorlar. Yani bir sınıf bilinciyle yorumlamıyorlar açıkçası. Kendi fikirleriyle, kendi dünya görüşleriyle yorumlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki tehlikeli bir durum. Yani çünkü sınıf bilinciyle olmadığı zaman da sonuçta bu devam ettiği müddetçe çatışma ortamı ve savaş ortamı bu çelişki daha da derinleşecek demektir. Bugün. Ama bugün yeniden süreçte daha böyle bir net bir ayrışma yok açıkçası. Biraz daha gibi, biraz daha siyasi partilerin etrafında daha çok ayrışma var gibi. İşte her siyasette partiden, işte AKP'den, MHP'den, CHP'den, HDP'den işçiler biraz daha sanki bu partilerin etrafında şimdi daha kümelenmiş ve onların dedikleriyle ya da onların açıklamalarıyla biraz daha hareket ediyor. Ama şu görünen şu ki bizim izlediğimiz, iş yerlerini izlediğimiz bu devam ederse yani çatışma ortamı vesaire bu gerginlik devam ettiği müddetçe bu da gerginlik yani 90'lı yıllardaki gibi açıkçası işçiler arasında bir bölünmeye, bir parçalanmaya gidecek. Çünkü zaten hedef de bu büyük evet. ihtimalle bu savaş ortamının hedefi de bu. Çünkü özellikle metal işçilerinin çıkarttığı o bir birlik mücadele, beraberlik, mücadele azmi vesaire bütün Türkiye'yi sardı. İşçiler çok yakından takip etti, fikir beyan etti, kimi destekledi, kimi destekledi ama bir şekilde metal damgasını vurdu. Evet. Serkan Bey, size de sorayım. Şimdi Kürt ve Türk işçiler arasında ufak da olsa bir ayrışmanın başladığını ve amaçlananın bu olduğunu söyledi Sedat Bey. Patronlar peki bu durumu nasıl tartışıyor acaba? Onların tartışmasına pek katılamıyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta bu tür şeyler onların işine geliyor tabii. Yani sonuçta işçilerin bölünüp parçalanması çok kendi diyelim işlerle karşı karşıya gelmemesini bir kere engelliyor. Ama şu şeye cevap verebilirim. Yani bilmiyorum ben şimdi şeyin çok normal olduğunu düşünüyorum. Yani bugünkü işte daha sonuçta sıcak, yeni değil. Ve buna rağmen çeşitli aslında dünden farklı olarak işte Türk işçilerinde diyelim hani karşı çıksalar da benim gördüğüm kadarıyla eskisi gibi değil. Yani bunu herkes de sanırım kabul eder. Şimdi şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Aslında burada biraz da işin rengini mücadele eden kesimler de değişik. Şimdi düne kadar
arkadaş da söyledi. Hani bir Kürt işçinin kalkıp kendisini çok rahat ifade edemediğini, belki kendini gizlediğini, belki şivesinden anlaşıldığını ama kalkıp ben Kürdüm, şuyum, hani herhangi bir fikri varsa bunu savunduğunu çok göremezdik. Barış süreci, evveliyatı da var belki ama özellikle barış sürecinden sonra herkes tartıştı. Kendisi daha çok fikirlerini söyledi. Ve artık şimdi şöyle düşünelim. Yani benim fikrimi herkes biliyor iş yerindeki arkadaşlar. Dün bir sürü şey konuşmuşum. Şimdi kalkıp yok biz bunları duymadık mı diyecekler. Yani sonuçta ben onların yanında çalışmaya devam edeceğim. Şimdi haliyle... Peki söyledikleriniz karşılığında verilen yanıtlar ve tepkiler nasıl? Şeye göre değişiyor ama dediğim gibi yani en AKP'lisi dahi dünden farklı bir tutum sergiliyor. Yani şeyin bir kere farkındalar. Yani tekrar söyleyeyim. Yani bu savaşın aslında AKP'nin çıkardığını farkındalar ama neticede diğer tarafta da askerler de ölüyor. İşte polisler de ölüyor. Neticede insanların diyelim askerde akrabalar var vesaireler ve bunlara ilişkin kaygılanıyorlar. Hassasiyet oluşuyor. Tabii yani bunlardan. Bunun böyle olması da gayet normal ama şimdi bence aslında o barış sürecinde işte herkes de buradaki birçok arkadaşım da eminim ki çeşitli biçimlerde tartışmışlardır kendi iş yerlerinde. Bence bu tartışmaları kesmekten ziyade devam ettirmek işin rengini değiştirecek. Yani işçiler daha çok tartışırsa, emekçiler daha çok tartışırsa, konuşursa tabii belli hassasiyetlere de dikkat ederek olacak. Tabii yer yer gerginlik de olacak. Sonuçta bu işin kan akıyor neticede. İnsanlar yaralı. Ama şunu söyleyebilirim. Yani şimdi Tayyip Erdoğan işte buzdolabına kaldırdık. Şimdi biz yiyeceklerimizi niye buzdolabına kaldırırız? Sonra yemek için değil mi? Şimdi madem tekrar çıkacaksa yani bence bütün işçilerin özellikle AKP'ye oy veren işçilerin yani tekrar da verebilir. Bu işin başka bir meselesi ama yani şu barış meselesinde hakikaten insanlar yani bizler aslında asıl sıkıntıyı çekiyoruz. Şimdi tekrar ortaya çıkacaksa eğer ki en azından bizim anladığımız bu. Şimdi bu kadar insan niçin ölüyor o zaman? Evet. Yani bunun sorulması lazım. Şimdi yok önemli değil buyurun. İş yerinde bir şeyle anekdot yani şey yapayım da işçilerin arasındaki bir mesele bu. İşte bu özellikle şey işte koalisyon görüşmesi sırasında işte 45 gün vesaire ama gazetelerde puntalarla şeyler var. İşte 40 günde şu kadar şehit, 45-50 işte şey işte bu kadar PKK gerillası öldürüldü, bu kadar şey yaptı falan diye. Biz 90'lı yıllarda belki bu manşetlere alışırız belki bilmem ne ama işçiler şöyle de o zaman biraz daha kanıksıyorlardı işçiler yani bu şeyleri. Ama bugün şunu söylüyor işçi. Mesela iş yerinde daha milliyetçi, AKP, MHP, o civarda işçi şey diyor, yani gazetede bunu okuduğu zaman diyor ki yani bunlar rakamsal bir sayı değil, bunlar can diyor, insan diyor. Evet. Yani. Çünkü gazetede öyle bir kanıksatma, özellikle ana akım medyada öyle kanıksatmaya çalışıyorlar ki, evet. Yani işte sadece bir rakam olarak orada ölen insanların, işte polisi, askeri, sivili, gerillası neyse yani, sadece bir rakamdan ibaretmiş gibi gözüküyor ama işçi buna diyor ki hayır bunlar can diyor, akan bir kan var. Evet. Ve burada askerin anası, yani onların birisi, ölenler birisinin oğlu, birisinin sevgilisi, birisinin eşi. Herkesin bir hayatı var. Herkesin hayatı var burada. O yüzden biraz daha buradan tartışabiliyor işçiler. Yani artık bir can, çünkü insanlar bunu gördü. Çatışmasızlık ortamında oluyormuş. Yani her şey güzel oluyormuş yani çatışmasızlık ortamında diye düşünüyorum. Evet. Taylan Polat sana soralım. Sen ne düşünüyorsun? Gençler neden ölüyor? Ya da işte çok konuşulduğu gibi AKP'nin seçim ve iktidar hırsı yüzünden mi yaşanıyor tüm bunlar? Elbette ki hani son zamanlarda daha çok farkına varıyor işçiler. Hani saraya kurban gidiyor askerler ve gerillalar. Siviller de öyle. Keza bugün yanlış hatırlamıyorsam 3 sivil öldü. Birisi çocuktu. Hani hep saraya kurban gidiyor. 7 Haziran'ın İntikamı diye düşünüyorum ben. Bizim fabrikamızda da öyle. Hani çevremizdeki genç arkadaşlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hani neden insanlar ölüyor? Ben nabız yokluyorum mesela iş yerinde. Özellikle milliyetçi kesime soruyorum. AK Partili ve MHP'li arkadaşlarıma soruyorum. Hani neden insanlar ölüyor? Önceden gerçekten de bir HDP'ye karşı bir kin vardı. Ama son zamanlarda az önce de söylediğim gibi şehit ailelerin verdiği tepkiler onların kulaklarının bir küpe oluyor aslında. Hani buradan girip buradan çıkmıyor. Diğer taraftan çıkmıyor. Orada kalıyor. Hani o insanların canı gitmiş. Mesela üniformalı bir yarbay o isyanı ediyorsa demek ki onun bir bildiği var. Hani gerçekten de canı yanmış. Hani o da bir farkına varıyor. Üniformalı bir insan farkına varıyorsa sıradan bir işçi çok çabuk farkına varması gerekiyor. Hani ben neden öleyim? Yani sonuçta aynı iş yerinde
beraber çalışıyoruz Kürt insanıyla. Ben Türk'üm. Hani Kürt arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Hani kız alıp veriyoruz. Aynı takımı tutuyoruz. Hani aynı yerde çalışıyoruz. Aynı mesai paylaşıyoruz. Ben neden çatışayım onunla? Hani bir sermayenin çıkarı için, bir sarayın çıkarı için neden çatışayım yani? Hani insanlar onun farkında. Bilmiyorum, hani ben gelecekte daha çok tepki vereceklerini düşünüyorum. Ama işçiler şöyle, bu savaştan çok hani kendi emeklerinin çıkarlarını düşünüyorlar. Mesela kendi haklarının daha çok peşine düşmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Şeydeki Barış Bloğu'nun mitingine bizim iş yerinden arkadaşlarımız da geldi. Gelmez dediğim insanlar geldi mesela. Umudumu kestiğim insanlar geldi. Hani gerçekten de yavaş yavaş o apolitik ruh halinden çıkmaya çalışıyorlar. Bir çaba var yani içlerinde ama bu milliyetçilik ruhu onları bir peşini bırakmıyor diye düşünüyorum ben. Bir geçmişten de kalma bir şey var. HDP'ye karşı, PKK'ya karşı bir düşmanlık var. Bir de isim vermeyeyim, malum gazetelerin attığı manşetler, özellikle bir tane gazete şey demişti, PKK IŞİD'den daha beter diye ve bu başlığı görüp de IŞİD'i savunan insanlar çıkmıştı bizim fabrikamızda ama anlata anlata onu yendiğimi düşünüyorum çünkü aynı tepkiyi almıyorum ben. Peki Yarbay'ın bu isyanını ve öfkesini duyan işçiler ne söylediler? Vatan haini mi dediler yoksa? Onlar da aslında böyle bir tepki beklemiyordu ki sanırım herhalde Türkiye'de beklemiyordur öyle bir tepki şu ana kadar. Ama onun çoğalacağını düşünüyordur. Onlar vatan haini değildi. Bu sosyal medyada özellikle ona Yarbay'a vatan haini diyen insanlar çıkmıştı. Keza milletvekilleri aynı şekilde tepkiler koymuşlardı AK Partililer. Ama işçi sınıfı bizim bulunduğumuz ortamda hiç öyle bir şey söylemediler. Herkes acılı bir gözle bakıyordu. Hani bir acılı bir abi olarak bakıyordu olaya. Hani haklı buluyordu. Bizim yani tartıştığım insanlar, konuştuğum insanlar o Yarbay'ı kesinlikle haklı buluyor. Hani Cumhurbaşkanı'nın tabutun başında, özellikle tabutun başındaki o konuşması çok tepki çekti. Bizim evet. İş yerimizde gerçekten çok tepki çekti. Ve şöyle bir karar alınmıştı. Hani çok çalışıyoruz. Gerçekten 12 saat çalışıyoruz ama yine de gündemi takip etmeye gayret gösteriyoruz. Ettiğimiz kadarıyla da TRT ve Anadolu Ajansı dışında başka kimsenin kimseye cenazeleri almayacaklarmış. Ben bunu söylediğim zaman insanlar şaşırdı. Hani neden almayacaklar? Ben de nedenini söyledim kendi bildiğimce. Hani sonuçta o kötü yüzlerini ortaya çıkarıyor. Sosyal medya olsun, diğer yayın organları olsun. Bu insanların gerçekten kirli yüzünü ortaya çıkardığı için o şeyleri, kanalları istemiyorlar, gazeteleri istemiyorlar. Hani gerçekten de insanlar şaşırıyor ve bu şekilde tepki koydukları zaman, hükümet bu şekilde yasak koyduğu zaman onlar da gereken tepkiyi gösteriyor. Evet. Hani dile getiriyorlar bunu. Evet, Ulaş Bey size sorayım. Şimdi biraz daha başa dönersek eğer 7 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan sonuç iş yerinde halklar barış istiyor diye mi tartıştı yoksa AKP ne yapmak istiyor, savaş mı barış mı? Bu sandık sonucu nasıl yankı buldu, nasıl değerlendirildi işçiler tarafından? Şimdi hem iş yerimizde hem havzamızda gerçekten 7 Haziran bir şok yarattı. Şimdi ülkemizde 12 Eylül'ün gerçekten hani uyguladığı bir baraj sistemi vardı. Yani gerçekten işçiler, emekçiler, halklar yani çoğalarak hani çıkarları için işte gerçekleri görerek ağır ağır adım adım 7 Haziran'da tepkisini koydu ve HDP'yi hani barajı geçmesi için olanak sağladı. Önünü açtı tamamen. Bu yani gerçekten hani o gerici de dediğimiz hani insanlar tarafından şöyle bir umuda yol açtı. Hani baraj aşınmaz işte tarifi bugün yerle bir edilmiştir halklar tarafından, demokrasi güçler tarafından, emekten yana olan dernekler, siyasi partiler tarafından. Bunu yani bu barajın yıkılmasını, antidemokratik uygulamaların bir finali ve işte bir mücadelesi unsuru olarak mı düşünüp değerlendirdi işçiler? Aynen o dediğiniz, tarif ettiğiniz gibi değerlendirdi. Gerçekten ülkede her şey sorundu yani. Asgari ücret, ne bileyim, diye az önce tarif ettiğimiz gibi gerçekten hani açlık sınırının altında yaşamamız, ne bileyim hani savunma bakanlarının işte silaha daha çok yatırım yapıp işçiye, emekçiye yatırım yapmamaları, bu gibi etkenler işçilerin kafasında da yani bir soru işareti bıraktı. Gerçekten hani bize ne verdi yani bu iktidara geldi ama 2002'de
iktidara gelirken ne dedi, bugün ne diyor gibi tartışmalar oluyor. Gerçekten bugün havzamızda da işçiler savaşı, yani o savaş ortamını yaşamak istemiyor. Herkes barışın dilini konuşuyor. Kendince kendi görüşü etrafında konuşuyor ama sonradan ekliyor, ben diyor örneğin MHP'liyim. Hani bu gibi tarif ediyor ama bu fark etmiyor. Yani biz işçiyiz, emekçiyiz. Bugün evimize gittiğimizde faturaya zam geldiğinde aynı şekilde MHP'lisine de geliyor. Keza yine AK Partilisine de geliyor. HDP'yi düşünen, diğer farklı örgütleri de düşünen insanlar da geliyor. Bizim ortak özelliğimiz zaten işçi emekçidir. Hani işçi olabilmektir. Evet, işçiler olmadan da barış olmaz diye bir söz var. Tabii. Aynen öyle, bir ayağı eksik kalır. Peki size sorayım ben Ali Bey, işçiler barış mücadelesine, demokrasi mücadelesine nasıl katılır, nasıl bir katkıda bulunur, bunları da sizden dinleyelim. Ya, işçiler barış, demokrasi ve emek mücadelesinden başta bulundukları havzalarda, alanlarda, fabrikasında, iş yerinde örgütlenerek, komiteler oluşturarak ve buradan sendikalar üzerinde basınç oluşturarak bu işi daha ileriden yapabilirler. Bunun dışında yapmalı... Kaç yıllık işçisiniz? Ben 85'ten bu yana işçiyim, emekli 85 işçiyim. 85 yılından bu yana emeklisiniz ve hala evet, çalışıyorsunuz. Evet, hala çalışıyorum. Deneyimleriniz ve tecrübeleriniz oldukça fazladır. Ondan dolayı bu soruyu size yönelttim. Öngörüleriniz ya da işte diğer işçi arkadaşlara tavsiyeleriniz neler olacak barış mücadelesi için? Biraz barış mücadelesinde tabii ki bizim yapacağımız çok daha işler var. Önemli işler var. Burada tartışırken mesela karşımızdaki insanları ötekileştirmeden ya da onu mat etmek için tartışmamamız lazım. Tam aksine onu kazanmak için, yanımıza çekmek için, tekrar bizimle konuşmasını, sohbetimize katılmasını sağlamak için onlarla konuşup tartışmamız lazım. Hani şu şunu dedi, bu bunu, bundan ziyade bizim işin esasında onlarla emek üzerinden, demokrasi üzerinden, daha iyi yaşam üzerinden, geleceğin daha iyi nasıl örüleceği üzerinden tartışma ve sohbetlerimizi yapmamız lazım ki onların farklı bir kültüre, yani farklı bir bilinç düzeyine de erişmelerini, bizimle ortak hareket etmelerini sağlamamız lazım. Mesela ben burada şunu söyleyebilirim, ben daha önce çalıştığım iş yerlerinde işte MHP'li bir genç vardı mesela. Onu ben evime götürüyordum çünkü iş yerinde en ileriden buluştuğum oydu. Her konuda beni destekleyen, Ali abi ne diyor derse doğru diyor diyen, bizim için söylüyor diyen bir gençti. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Bir iş yerinde MHP'li de olur, CHP'li de olur, AKP'li de olur, HDP'li de olur, başka kesimlerden de olur. Yani şimdi onunla biz daha ileriden ortak buluşabiliyorsak, noktamız ortak noktamız, ortak paydamız, işçinin çıkarıdır, işçinin oradaki mücadelesidir, yemek sorunudur. Örneğin iş yerleri açısından bugün baktığımızda işte servisidir, sigortasıdır. Bugün iş yerlerinde, küçük iş yerlerinde, küçük ölçekli sanayi havzalarında özellikle iki tane botro vardır mesela. Bir bankaya yatan, bir de elden aldığın ücret vardır. Bu sanayi sitelerinde hepsinde böyle. Büyük firmalar hariç, hani Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %80-90'ı böyle bu işler gidiyor. Şimdi buralarda ortaklaşmak, buralardan yan yana gelmek, buralardan bir şeyler çıkarmak lazım yani. Demokrasi mücadelesine, tabii ki, demokrasi mücadelesine hareket ortak hareket işçiler. Etmek. Ne kadar onlarla ortak hareket eder, ortak iş yapar, ortak düşüncemizi ortaya koyarsak onlarla yan yana gelebiliriz. Evet. Tekrar Sedat Bey size dönüyorum. Şimdi bugün ne yazık ki bir katliam yaşandı Yüksekova'da, ardından Cizre'de. Bölge uzun zamandır zaten çatışmalı bir ortamın hedefi haline getirilmiş durumda. Siviller katlediliyor, askerler, asker cenazeleri bir yandan geliyor. Bu durum, bu feryat, bölgede yaşanan bu feryat batı bölgelerinde nasıl ses buluyor? Bunu sorayım ya da duyarlılık sağlanmış durumda mı? Açıkçası tabii ki yani istenen anlamda bir duyarlılık sağlanmamış durumda. Yani özellikle
işçi emekçilerin yoğun olarak yaşadığı yoksul semtlerde veya fabrika havzalarında, iş yerlerinde. Belki bu tartışmaya katılan arkadaşlarımız gibi ileri işçiler, önce işçiler belki bunu, bu acıları, bu feryatları taşımaya çalışıyor iş yerlerinde, semtlerinde. Ama sonuçta orada yaşanan ölüm, vahşet, savaş, adına ne dersiniz diyeyim yani, nasıl dersiniz, sonuçta insanlar ölüyorlar. Bunu durdurabilmek için çok daha fazla tepki vermek zorunda yani batıdaki insanlar. Yani biz artık şunu bilmek zorunda, Türkiye halkları, biz birçok deneyimden geçtik. Uzun yıllar boyunca deneyimlerden geçtik. Darbeler yaşadık, savaşlar yaşadık, geziler yaşadık, gezi direnişlerini yaşadık, metal direnişlerini yaşadık. Bir şekilde buluştuk. Yani batıyla doğuyu bir şekilde buluşturduk ve yüzyıllardan beri birlikte yaşıyoruz. Açıkçası biraz daha daha fazla çaba sarf etmemiz lazım. Özellikle batıda olan biz işçiler, emekçiler, yoksul mahallelerde, semtlerde açıkça daha fazla çaba sarf etmek zorundayız. Evet doğru, bugün bize izin vermeyecekler. Hükümet sesimize kısmaya çalışacak. Başka bir takım polisiye engeller de çıkartabilecek. Bunların hepsi yaşanacak şeyler ve bunların deneyimlerinde bizde var. Yani bizim halklarımızda var, bizde var, işçi sınıfında var. Bunların hepsini aşabilecek güç de var bizde. Yeter ki biraz daha cesaretli davranalım. Yani iş yerlerinde, mahallelerimizde daha cesaretli, daha yüksek sesle konuşalım ki batıdan, en azından bu doğudaki olan, bölgede olan bu vahşete dur diyebilmek için. Buna dur. Çünkü bir de şu anda gerçekten şimdi seçim ortamına da girildi. Bir erken seçim kararı alındı. İnsanlar tekrar politikleştiler. Yani tekrar iş yerlerinde konuşmaya başladılar. Erken seçimin yararlarını, zararlarını. Hı hı. Mesela neden erken seçime gidildiğini çünkü bir yandan da Cumhurbaşkanı açıklaması istikrar mı, istikrarsızlık mı, sanki çok istikrarlı mıydık? Yani biz işçiler hep istikrarsızdı. Yani işçilerin hep şuradan istikrarı vardı. Aşağı doğru bir iniş. Ücretlerinde, kazançlarında, haklarında aşağı doğru bir inişte bir istikrar var. Yani ama yukarı doğru bir şeyde bir istikrar yoktu yani. Tersten desek patronlar açısından istikrar, bizim açımızdan kölelik üzerine. Yani öyle bir durumda. Böyle bir durumda bence bizim gibi, yani eminim iş yerlerimizde birçok işçi arkadaş da var. Genç, özellikle genç işçi kuşağının daha atılgan, daha davranması, daha cesur davranması gerekiyor sesi yükseltebilmesi için. Ben umutluyum özellikle genç işçilerden. Çünkü değil mi, bu güç, bu potansiyel, bu deneyim, bu birikim var bu işçilerde. Serkan, sana da sormak istiyorum. Yüksekova'da bölgede yaşanan çatışmalar, katliamlar, insanların öldürülmesi, sivillerin üzerine ateş açılması, işçiler de buna maruz kaldı. Hakkari'de yaşamıştık bir örneğini, ters kelepçe geçirilerek işçiler yerlere yatırılmıştı. Bu feryat, bölgede yaşanan bu feryat iş yerlerinde, İş yerinde diyeyim daha doğrusu, nasıl ses buldu? Şimdi şöyle bir şey var, yani işçiler sonuçta genelde ana akım medyayı takip ediyor, önemli bir kısmı. Haliyle şimdi oraya da baktığımızda çok fazla aslında bölgede yaşananlar, yani o insanların üzerine sıkılan kurşunlar, işte işçilerin, inşaat işçilerinin yaşadığı şeyler görülmüyor bir şekilde ve haliyle işte şurayı bombaladık, şurayı şöyle yaptık, şu kadar terörist öldürdük gibi aslında yönlendirme haberlerle aslında işçilerin çok şeyden haberi yok. Yani aslında bölgede yaşanan gelişmeler, hükümetin aslında kimlerle savaştığı. Yani şöyle bir şey diyelim aslında bizi izleyen bütün işçi arkadaşlarımız özellikle. Yani Güney'in işte Diyarbakır'da sokağa çıkmama eylemi vardı. Yani aslında burada olan veya Diyarbakır'da, şimdi bir öyle bir şey var ki aslında herkesin bence bunu düşünmesi lazım. Şimdi bütün her şey bölünmeme üzerine de, şimdi bir bölünme var aslında yani. Bir taraf işte şehirler bombalanıyor, işte işçiler, oradaki insanlar belki işte İsraillerin hakikaten hani abartma gibi de olabilir ama emin olun da öyle işte görüyoruz, en azından takip edenler. İşte nasıl ki bizim ciğerimiz yanıyorsa işte bir İsrail askerinin Filistinlilere yaptığını, işte o zulmü. Şimdi benzer şeyler aslında bizim memleketimizde de yaşanıyor. İşte Diyarbakır'da yaşanıyor, Silvan'da yaşanıyor, Cizre'de yaşanıyor. Şimdi
Şimdi bir bölünme var. Eğer biz böyle bir bölünme mi istiyoruz? Yani bir tarafta sürekli gerçekten de Kürtlerin özellikle yok sayıldığı, inkar edildiği ve her türlü aşağılanmaya maruz bırakıldığı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani bundan işte birkaç sene evvel Gülten Kışanak'ı kastederek Arınç şöyle bir şey demişti. Ya ben bu kadının ya da işte milletvekilinin yaşadığı şeyleri yaşasaydım dağa çıkardım demişti. Evet, yıllar şimdi, önce öyle bir söz söylemişti. Şimdi bugün kendi şehirlerini bombalayan bir devlet var. İşte peki bu insanlar ne yapacak? Yani bence her işçinin bunu sorması lazım. Yani öfkeyi, şimdi bir tarafta işte hep Batı'nın öfkesi konuşuluyor ama bir tarafta da Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Kürtlerin yaşadıklarının da aslında çok iyi anlaşılması gerekiyor. Bu yüzden aslında istenilen çok şey değil. Yani bugün biz işte gerek iş yerlerinde konuştuğumuzda da yani kimseye şunu demiyoruz. Ya işte Kürtlerin şu kadar şey olsun da Türklerin olmasın denmiyor yani. Aslında demokrasi, yani herkes bu memlekette kendisini ifade edebileceği alanların açılması. Şimdi biraz önce arkadaşa söylemiştiniz emek demokrasi. Şimdi yani işçiler bir bakalım yani işçiler hakikaten sokağa bile çıkamıyor ki. Yani çıktığı zaman hemen yani bugün Kürtlerin başına gelen yarın işte işçiler biraz sokağa hatırlayalım metal işçilerinde işte bunun içerisinde paralel yapı bilmem şunu bilmem evet. Ne yani hemen bir düşmanlaştırma. Hakkını savunan herkese karşı bir düşmanlık tabii, bir düşmanlaştırma uygulamıyor diyorsun. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler kısa bir aranın ardından işçilerle barışı konuşmaya devam edeceğiz.